aslında çok besleyici bir bitki. Yani pirinç, bulgur, işte buğdayla üretilen tüm ürünlerin mısırın yerine geçebilecek bir tür. Yani yemeklerimizde örneğin bulgur attığımız, pirinci koyduğumuz bütün yemeklerle kurumiyi yapabiliriz. Neleri yapabiliriz? Bunları daha detaylı konuşalım. Örneğin mısır ekmeği yapıyoruz. Ya da işte hamsili ekmek yapıyoruz. Hamsili ekmek içindeki mısır unu yerine kurumiyi kullanabiliriz. Daha çeşitlendirebileceğimiz birçok yemek var. Sütlacı da bugün öyle denedik. Burada mesela bilinen lapamız var. Karkale'den, o bal kabağından yapılan. O lapa da kurumiyle yapılırmış eskiden. Birazdan bahçemize çıkacağız. 70 yıl önce yetiştirilen, bugün kuş yemi olarak kullanılan bir tahıl türü, bir buğday türünü göreceğiz. İçimizden bazıları zaten daha önce görmüştür. Belki hatta tadına da bakmıştır, belki ekmiştir. Bunlarla ilgili de konuşmak istiyoruz sizle. Bayağı heyecanlıyız biz bu konuda çünkü 3 yıldır da bahçemizde yetiştirmeye başladık. Tohumlarını Gürcistan'da Vegrel bir hocamız 1960'lardan beri yetiştiriyordu. Ulusal Botanik Park'ta koruma altındaydı. Biz de o tohumu kendi toprağımızda kendi çeşidimizi yaratmış olduk 3 yıldır. Bu çeşitler aslında Arabi'de çok daha fazladır köylerde. İleride bununla ilgili daha derinlemesine çalışmalar yapmak istiyoruz. Uluslararası Dünya Tarım Örgütü de aslında bu yılı, 2023 yılını Uluslararası Darılar Yılı ilan etti. Bu kapsamda da çok önemli aslında. Yerel türümüz, yerel çeşidimiz, Arhavi'deki bir çeşidimiz var. Belki daha da fazlası var. Biz dünden beri aslında uzun soluklu bir şeye başladığımızı fark ettik. Belediyeden onça muya istedik. Onu yeniden temizledik. İçinde ateş yaktık çünkü hani çok da temiz halde değildi. Onu kullanılabilir hale getirdik. Ateşle güzel temizlendi ve yıkandı. Ve orada ilk kez mısır yerine kurumiyi dövdük. Gerçekten o mısır için değilmiş, onu gördük. O darı bildiğimiz kurumi içinmiş aslında. Çünkü mısır böyle taşar ya, hep festivallerde görüyoruz. Belki gelecek yıllarda festivallerimizde dedik, kurumi dövülür. Kurumiyle bu hikayeler yeniden canlanır. Dövdükten sonra eledik, güzel bir elekte eledik. Ama o eski eleği bulamadık. Örneğin müzede gördüğümüz Kamparna Müzesi'ndeki o şikirdazi'den yapılan, örülen ince elek yoktu. Biz de çarşıdan bir elek aldık. Ne yazık ki o naylon işlemeli. İnceydi. O bizim işimizi gördü. Ve ondan sonra da aslında dayım da burada... Rüzgarda savurdu. Tabii. Soner rüzgarda savurdu. Rüzgarı bekledik. Onu yani, söyleyemedik. Tabii yani. Orada rüzgarda harman ettik. Yani şey, kepeklerini attık. Tabii hepsi gitmiyor. Kalanları da yani... Fön makinesiyle, çok küçük kalanları da fön makinesiyle. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama iyi rüzgar lazım. Yani rüzgarımız yoktu. Ona rağmen böyle eli şey savurduk, harman savurduk yani. Kepeklerini attık. Daha sonra da dayımız Sabri amca, Sabri dayının değirmenine gittik. Orada guisini, nişastasını çıkarmak için. Ve onunu aldık yani. Evet, özünü aldık ve onunu da yaptık. Daha sonra Arzu yengemiz geldi Sabahın Köyü'nde bugün, sağ olsun. Hem tohumları kullanarak hem de çok az ya yani kıvam vermek için de nişasta ve un karışımını, kullanarak ona sütlaç yaptık. Şimdi hasattan sonra o sütlacı afiyetleyeceğiz. Taylarımız da olacak mı? Thank you.
Hey, hey, hey.